Özel Gediz Tıp Hastanesi Merkezi katkılarıyla Doktoru Mayıs'a programıyla yine bu haftada sizlerle birlikteyiz sevgili izleyenler. Evet, Özel Gediz Tıp Merkezi'nden katılan değerli doktorumuz, nöroloji uzmanı Doktor Süreyya Uğurlu şu anda ETV stüdyolarında. Ve bugün dünyada ve Türkiye'de çok artık yayılmaya başlayan, çok da sık duyduğumuz bir hastalık üzerine konuşacağız. Baş ağrıları ve migren hakkında sorularımız olacak ve sorularımızı yanıtlayacak değerli konumuz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, önceki konumuz olma nezaketini gösterdiğiniz için ben kanalımız adına teşekkür etmek istiyorum. Evet. Sizi önceki tanımak istiyorum çünkü biz ilk defa sizinle bir program gerçekleştireceğiz. Buyurun. 1954 Ankara Şerefli Koçlar doğumluyum. İlk orta lise eğitimimi orada bitirdim. Tıp fakültesine İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde ve nöroloji uzmanlığımı da Bakırköy Akıl Hastanesi'nde bitirdim. Daha sonra Türkiye'nin değişik hastanelerinde çalıştım. En son Ayvalık Devlet Hastanesi'nde 2007 yılında emekli oldum. Emekli olduktan sonra değişik özel merkezlerde ve en sonunda da Gediz Tıp Merkezi'nde halen 8-9 aydır görevime evet, devam etmekteyim. Yakın bir zamanda geldiniz. Mayıs'ta evet. Hizmet veriyorsunuz. Kolaylıklar diliyoruz. İzmir'de teşekkür yaşıyorsunuz ederiz. Aslında. İzmir'den, Mayıs'ta İzmir'den gidiyorsunuz ama İzmir'e hizmet evet, veriyorsunuz. İzmir'den ne güzel bir doktor, çok güzel, başarılı bir doktor. En azından Mayıs'talar kazanmış oldum. Teşekkür ederim. Tabii bugün çok önemli bir konu. Baş ağrıları ve migren. Çünkü artık sıkça duyuyoruz, artış gösteren bir hastalık. Ama bizim bir sokak röportajımız oldu. Vatandaşımıza baş ağrıları ve migren hakkında sorularımız oldu. Bakalım vatandaşımız bu konu hakkında ne kadar bilgili? Sonrasında yine burada olacağız. Migren rahatsızlığınız var mı? Evet, var maalesef. Peki nasıl bir rahatsızlıktır bunu tarif etseniz neler söylemek istersiniz? Kabus. Migren, kabus, evet maalesef. Şiddetli baş ağrıları mı oluyor? Şiddetli baş ağrıları, gözüme vuruyor daha çok. Gözlerimi kapatıp karanlık bir odada kalmak istiyorum. Uyumadan zaten geçmiyor maalesef. Ağrı kesici de bir yerden sonra artık sonuç vermiyor. Uyumak, istirahat etmek, karanlık bir yerde kalmak küçük de olsa çözüm. İyi geliyor diyorsunuz. Evet. Peki doktorunuza gidiyor musunuz? Herhangi bir doktor kontrolleriniz falan oluyor mu? Var, oluyor ama çözüm değil dediğim gibi. Tuttuktan sonra ağrı kesici de uyumak, dinlenmek ve... Doktorunuzun tavsiyeleri neler peki? Stresten uzak bir yaşam. Evet, mümkün değil pek fazla maalesef ama. Günümüzde evet. Mümkün değil. Baş ağrılarınız oluyor mu? Ara sıra oluyor. Peki bunun sebebini hiç araştırdınız mı? Yok, araştırmadım ama migren olabileceğini düşünmüştüm. Doktora gittim ama öyle bir şey olmadığını söylediler. Çok şükür bende migren yok. Yok. Peki herhangi bir yakınınızda migren rahatsızlığı duydunuz mu? Ya yakınlarımda değil ama arkadaşlarımda duydum. Çok şiddetli baş ağrıları çektiğini duydum ve karanlık odalarda yatmaları gerektiğini ya da gözlerini açamayacak derecede çok baş ağrıları olduğunu, dayanılmayacak şekilde bir baş ağrısı olduğunu duydum. Baş ağrılarınız oluyor mu? Evet. Peki ne tür baş ağrıları? Migren rahatsızlığınız daha doğrusu var mı diyeyim ben size? Aynen, migren rahatsızlığım var. Ha, geçmiş olsun. Geçmiş. Peki nasıl ağrılar yaşıyorsunuz? Yaşadığın strese göre daha farklı ağrılar olabiliyor. Kimi zaman gerçekten kendimi karanlık bir odaya kapattığım da oluyor. Yani gözümü açamadığım noktalar oluyor. Genelde böyle ense kökünden başlayan, şakaklara doğru vuran ve gözlerinizi tamamıyla kapatma noktasına gelen böyle bir kademe kademe artan ağrılar oluyor. Onun artık ilaçlarla bir şekilde geçiriyor. Kontrollerinizi yaptırıyor musunuz? Doktorunuza gidiyor musunuz? Açıkçası son bir senedir gittiniz mi diyeceksiniz. Hayır, gitmedim ama ondan önce gittim. Çünkü artık bunu biliyorsunuz ve bununla yaşamaya alışıyorsunuz. Teşhis konuldu mu peki migren rahatsızlığınız tabii, var diye? Tabii. Onunla ilgili özel zaten ağrı kesici tarzı olan ilaçlardan da verildi ama daha kendinize, sağlığınıza, yani stresten daha uzak durmaya çalışıyoruz. İşte yediklerimize, içtiklerimize dikkat ediyoruz. Korumayı alıyorsunuz. Aynen, kendinizi. Biraz korumayı alıyorsunuz. Tabii ki de sürekli ilaca bağımlı yaşamamak adına, kendinizi de kurtarmak adına biraz daha dikkat ettiğiniz zaman azalıyor mu? Biraz, çok da değil. Peki tedavi yöntemleri hakkında herhangi bir bilginiz var mı? Ne tür tedaviler oluyor ya da son aşamada tedavi noktasında yeni gelişmeler var? Bunlardan haberdar mısınız? Yok, yeni gelişmelerden haberim yok. Dediğim gibi son bir senedir artık tamamıyla kendime döndüm. Yani biraz da kendi kendinizi doktora oluyorsunuz. Sık sık peki bu baş ağrıları oluyor mu? Çok uzun zamandır yok.
Yani yaşamayı öğrenince ve nelerde olduğunu artık anlayınca hani o konularda kendinizi frenlediğinizde, ayağınızı ona göre uzattığınızda en azından birazcık önlem alıyorsunuz. Daha eskiden daha stresli geçiyordu, daha şeydi ama şimdi daha hafif bir şekilde geçirebiliyorum ya da başlayacağını hissettiğim anda ona göre hemen önlemimi alıp artık aynen o büyük kabusları yaşamıyorum artık yani. Baş ağrılarınız oluyor mu? Oluyor. Yani biz zaten ırsi ailede hemen hemen periyotlarla herkesin baş ağrısı oluyor. Sebebini biliyor musunuz baş ağrılarınızın? Yani tabii ki doktora gittik. Baş ağrısı çünkü şiddetli oluyor. Gözlerimize ağırlık çöküyor. Bütün enerjimizi alıyor. Bu yüzden doktora gittik. Ben de sinüzit, babamda da migren çıktı. O yüzden sıkıntılar yaşıyoruz. Migren rahatsızlığınız var yani. Öyle bir teşhis konuldu mu? Yani sinüzite bağlı zaman zaman migren başlangıcı olduğunu söylediler. Yaşadığım ağrıların, sıkıntıların sebebini. Tabii bunda biraz da iş stresi. Ondan önceki okul hayatındaki sınav stresleri derken biraz da radyasyona maruz kaldığımız için baş ağrıları başlıyor dediler. Tedaviye yönelik herhangi bir planlama yapıldı mı? Yani çok bir planlama yapılmadı. Hani benim daha yolun başında olduğu için tabii babam ilaçlarını kullanıyor. Sigarayı falan bırakması gerekiyor. Tabii onları yapmıyor doktordan aldığı uyarılarla. Ben biraz daha böyle saçlarımı ıslak tutmamaya çalışıyorum baş ağrısı yapmaması için. Çünkü en ufak bir baş ağrısı direkt tetiklemeye başlıyor. Bunlar hemen hemen birbirine benziyor ama tabii biz baş ağrıları ve migren konusunu değerli doktorumuzdan öğreneceğiz. Öncelikle baş ağrıları deyince bizim aklımıza ne gelmesi gerekiyor? Baş ağrıları hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi baş ağrısı bilindiği gibi insanlık tarihi boyunca insanların en büyük sorunu olarak gelmiştir. Bildiğim kadarıyla başı ağrımıyor diyen insan hayatı boyunca bulmak çok güçtür yani. O nedenle aile hekimliğine, nöroloji polikliniğine ve diğer tüm polikliniklere başvuru sıktır. Bunun da nedeni baş ve çevresindeki yapıların ağrıya duyarlı yapıların çok olması nedeniyledir yani. Mesela saçlı deri, beynin arterleri, beyin zarı, kafa çiftlerlerinin bazıları, 5. 9. 10. servikal dediğimiz boynun üst kısmının 3 tane sinirinin spinal siniri, göz, kulak, burun, boğaz ağrıya duyarlı yapı olduğu için polikliniğe sık gelmesinin nedenlerinden bir tanesi olabilir diye düşünüyorum yani. Bu yapılar basıya uğrarsa, yer değiştirirse, mikrobik veya mikrobik olmayan iltihabi durumlar söz konusu ise, beyin arterlerinin çapı değişirse, o ağrıya duyarlı dediğimiz sinirlerin iritasyonu olursa, bunlar ağrı nedeni olarak sayılabilir diye düşünüyorum yani. Evet. Çok farklı baş ağrılarına tabii sebep yani, olan o şeyler açıdan, var tabii ki. Yani neden olarak ve baş ve çevresinde şöyle diyebiliriz yaklaşık olarak. Beyin dışındaki aşağı yukarı çoğu şey ağrıya duyarlı diyebiliriz diye. Her baş ağrısı migren değildir tabii. Migren konusunu tabii ki yani anlatacağız, konuşacağız o ama. O açıdan uluslararası baş ağrısı iki şeye ayırmıştır. Primer baş ağrısı, bir de sekonder baş ağrısı. Yani birincil baş ağrısı, ikincil baş ağrısı diye. Primer dediğimiz baş ağrısı bilinebilen bir yapısal bir bozukluk veya bir hastalık olmadan sebepsiz ve genellikle hayatı tehdit etmeyen baş ağrılardır. Geçici ağrılar dediğimiz. Tabii epizodik olarak belli periyotlarla gelebilir. Yani belli sürelerle. Bunlardan migren baş ağrısı, gerilim baş ağrısı, küme baş ağrısı veya diğer baş ağrılar hani aktivasyonla gelen, cinsel etkinliklerle gelen, gök gürültüsü, değişik baş ağrıları, hipnik baş ağrıları vardır. Bunlar primerdir. Yani bilinebilen bir nedeni yoktur. Ama sekonder dediğimiz ikincil baş ağrıların, yani beyin tümörüdür, anevrizmadır, ondan sonra sinüzittir vesaire gibi, hatta hipertansiyondur mesela, baş ağrısı nedeni olarak yapılabilir yani. Nerede sık sık geçiren baş ağrıları, değil mi? Evet. Evet, peki migren özellikle, migren konusunu ele alacağız ama migrenin oluşumundaki temel sebepler hakkında neler söylemek istersiniz? Yani migrende beyin fonksiyonunda bazı değişimler oluyor bu şeylerde. Trigemine sinirin değişik şekillerde uyarılmasıyla şey yapar. Bunun patolojisi tam olarak hipotez olarak var ama tam olarak açıklanmış değildir mesela. Belli hipotezler söyleniyor. O nedenle genetik olarak yatkın olan insanlarda tetikleyici bir faktör araya girerse
ön planda baş ağrısının ortaya çıktığı bir nörovasküler sendromdur. Hı hı. Genellikle mesela bilinen şey nedir? Migren eşittir baş ağrısı diye bilinir. Hı hı. Aslında öyle değildir mesela. Yani migreninden önce prodromal dönem, aura dönemi, baş ağrısı dönemi, postdrom dönem diye kişiden kişiye evet. değişmekle beraber bazılarında bu şekilde bir seyir izler mesela. Evet. Genellikle Hipokrat zamanından beri yaklaşık yarım baş ağrısı olarak bilinir. Bayanlarda yaklaşık olarak 15-18, hı hı. erkeklerde ise 8-10 civarında, %8-10 civarında toplumda, tabii bazı toplumlarda değişmekle beraber insidansı vardır. Hı hı. Yani bayanlarda biraz daha 2-2,5 kat daha fazladır. Genellikle üreme çağlarında daha evet. çok olur yani. 20-40'lı yaşlarda, her yaşta olabilir ama 20-40'lı yaşlarda hı. daha fazla olabilir. Migren şöyle sınıflanırsa, yeni sınıflamaya göre aurasız migren, hı. ondan bahsedeceğim ben hı. size. Auralı migren, bunlar da kendi aralarında tipik aura, işte baş ağrısız tipik aura, familial hemiplejik migren, sporadik hemiplejik migren, baziller migren, çocuklarda görülen, migren öncüleri dediğimiz mesela çok sık rastlanmıştır belki. Hı hı. Periyodik kusmaları, hı. abdominal migren, karın ağrılarına gelen mesela evet. belli aralıklar. Çocuklarda da görülebiliyor. Tabii yani görülür yani. Bunlar öncüleridir. Bunlarda genetik olarak yatkınlık vardır. Evet. Yani ailede baş ağrıyan insan vardır. Çocukluk döneminde uyuhuylu, paroksizmal vertigolar. Evet. Baş dönmeleri yani. Evet. Bunlar bir müddet sonra bazıları mesela remisyona uğrar yani iyileşir, bazıları da migren olarak ortaya çıkabilir evet, yani şey kulakla açısını. Da alakalı dediniz değil mi? Vertigo çünkü hani kulak rahatsız. Kulak vertigo alakalı. Yani o geniş bir konu. İleride eğer şey yaparsanız evet. onu da ayrıntılı evet, olarak evet, şey olarak alabiliriz diye düşünüyorum evet. tabii ki. Evet tabii bunu açalım biraz mesela bu migren çeşitlerini saydınız ama. Onları şey yapacağız yani. Buyurun. Retinal migren mesela. Yani gözde mesela görmeyle ilgili bulgu olabilir. Akabinde baş ağrısı olabilir. Ondan sonra aurasız migrende o S'ye göre doğru gidersek genellikle mesela söyledik hani genetik olarak yatkın hı hı. olan insanlarda tetikleyici faktörler genellikle araya girdiği zaman önce prodromal dönemi başlar. Genellikle migrenlerin 1/3'ünde bu prodromal dönem olabilir. Saatler veya günler önce bazı yakınmalardan şikayet ederler. Belirtilerle başlamayı tabii bir yani bunlar aşırı duyarlılık, tepkisellik, onlar öfori, kelime bulmakta güçsüzlük, evet. aşırı iştah, esneme evet. gibi bazı şeylerde sık idrara gitme gibi belirtiler olabilir hı-hı. bazı insanlar. Hı-hı. Ama bunu şeye yorumlamazlar. Bu prodromal dönemde sanki uyarıcı bir dönem olarak bu dönem geçtikten sonra, bu tabii ki saatler sürebilir veya günler sürebilir yani birkaç gün sürebilir. Evet. Aura dediğimiz dönem oluşur. Aura dediğimiz dönem yalnız auralı migrende olur. Daha önce saymıştık ama hemiplejik migren, tipik auralı migren, baziller migren diye saymış olduğumuz hı. migrenlerdir. Bu aura döneminde genellikle aura olur ama bazen aurasız baş ağrısı da olabilir. Hı. Hatta bazen baş ağrısı olmaz, aura olabilir. Evet. Bu aura dediğimiz şeyler görmeyle ilgili olabilir. Yani zikzaklar çizebilir. Hatta hasta şunu söylüyor, gözümün önüne perde iniyor diyebilir. Yani görmeme şeyi. Buzlu camın arkasından bakıyorum diyebilir. Hemionum hanopsi denen yarım görme şeklinde olabilir. Evet. Kolda uyuşma olabilir. Güçsüzlük olabilir. Kelime bulumunda güçlük olabilir. İşitsel veya koku halüsinasyonları olabilir, baş dönmesi olabilir. Evet. Bu belirtiler genellikle 4-5 dakikada hani diğer şeylerden ayrıca tanıda bulunmak açısından artış gösterir. 1 saat sürer, 1 saat sonra biter ve arkasından baş ağrısı başlar. Bu evet. şey olarak tipiktir. Buna auralı migren diyoruz. Evet. Bu baş ağrısının belirli bir kısmıdır, tamamı değildir mesela. Yani daha çok aurasız migren olur. Aurasız migrende aura olmaz. Ama bunu da şu açıdan önemsemek durumundayız. Aura olduğu zaman ona özel bazı ilaçlardır, spesifik hı hı. ilaçlar vardır. O ilaçları aura döneminde kullanmamak açısından iyi bir anamnezle bu bilgileri almak durumundayız tabii. yani. Hı hı. Çünkü sakınca arz edebilir evet. yani şey aslında. Genellikle kullanılması tabii ki onu tabii bahsedeceğiz. Hı hı. Sakıncalı olabilir. Ağrı döneminde ise ağrı genellikle enseden ve tek taraflı olarak başlar. Önce ağırlık hissi gibi şey yapar. Evet, daha duyuyoruz. Sonra giderek evet.
zonklayıcı bir karakter alır yani. Zonklayıcı bu birkaç saat veya 1-2 gün sürebilir. Genellikle migren 4 saat ile 72 saat arasında süren bir baş ağrısı. Hani ağrı kesici almadığı zaman beraberinde eşlik eden bulantı, kusma, fotofobi, fonofobi, ışıktan ve sesten rahatsız olma gibi şeyler eşlik edebilir. Hasta açlık hissedebilir. %10 veya 15 hastada işte sünüzitle karışan olgu bu olabilir. Gözde kızarıklık olabilir. Burunda akıntı olabilir. Ondan sonra burunda tıkanıklık olabilir. Bu tür otonomik semptomlar da migrende söz konusudur yani. Onun için anamnez alırken bu tür şeyleri biraz daha ayrıntılı olarak şey yapmak lazım. Detaylı hatta bilgileri almak gerekiyor. Bir tane şeydeki izleyicilerden bir tanesi sünüzit baş ağrısı diyor ama yani burada bir karışıklık var. Onu daha sonra biraz ayrıntılı olarak izah edeceğim ben size yani şey açısından. Evet. En sonuncu aşamayı da herhalde anlayacak. Şey açısından daha sonra hasta başına elini değdirdiğiniz zaman acı hisseder. Yani hassas olur derisi mesela, saçlı derisi. Bir mesela sonra rahatlamaya başlar mesela. Karanlık ortamda olmayı tercih eder. Hatta mümkünse uyuması aslında onun için büyük bir avantajdır yani. Zonklayıcı baş ağrısının yerini künt bir ağrı alır. Prodromal dönemde ise ağrı azaldıktan sonra yorgunluk, bitkinlik duygusuyla giderek atağın yükünün azaldığını hisseder. Tamamıyla iştahsızlık giderek yerini belki iştah alabilir. Yani iştahlı olabilir. Sonradan bir sonraki kendini iyi hissetmeye başlar. Bir sonraki tetikleyici bir faktörle olabilir olmayabilir. O ağrının gelişini bekler. Yani bu ne zaman gelir? Tabii ki belli olması çoğu yıl olarak güçtür. Tetikleyici faktörlerden eğer bahsetmek istersek stres mesela en çok tahmin ederim şeyde televizyonda hemen hemen hepsi de söylemişti diye hatırlıyorum. Açlık, yüksek ses yani gürültülü ortam, parlak ışık, uykusuzluk, aşırı uyuma, yani fazla yorgunluk aşırı, adet dönemleri mesela, hava değişimi yani soğuk sıcak arasında, yüksek rakım ondan sonra susuz kalma gibi bazı doğum kontrol hapları, bazı gıdalar mesela yağlı yiyecekler ondan sonra bunları belki şey olarak sayacağım beslenme ama. Beslenme de çok önemli tabii, aslında. Tabii tabii şey açısından yani. Mayalı içecekler ya, işte bazı şeyler. Çerez falan işte sosis salam olarak bazı çikolata olarak söylüyorlar da. Çikolata belki şöyle yorumlanabilir. Prodromal dönemlerde insanlar biraz iştah artışı olduğu zaman genellikle bayanlar elinin altında da kolay bulunduğu için hemen çikolatayı alır. Çikolatayı alır. Hani çikolata çok sorumlu tutuluyor ya. Ama prodromal dönemde mesela çikolata alınsa da alınmasa da prodromal dönem başladığı için baş ağrısı zaten başlayacaktı. Yani çikolatayı eğer abartılı yiyemediğin sürece suçlamamakta yarar vardır deniliyor. Evet. Aslında çikolatayla alakalı bir alakası şey yok. Değil. Zaten o dönemde zaten aldığı için deniyor ki ha çikolata var. Çikolata hayır değil. Çikolata almasa da başlayacak. O söylediğimiz mesela öforidir, işte huzursuzluk böyle şey gibi tepkiler oluyor ya. Kendini iyi hissetmememe, kelime bulamama, ondan sonra gerginlik, sık sık idrara gitme gibi prodromal dönem, auradan önceki dönem. Ondan sonra ilk dönem yani ilk şey devresi. O nedenle çikolatayı abartı olmamak suretiyle alınabilir deniliyor. Hatta bir şeyde yumurta da suçlanıyor mesela alerji. Ben onu bir Türkiye'de nörolojiyle uğraşan bir kişinin televizyonda programında izlemiştim. O söylediği için hani söylüyorum. Tetikleyici yoksa olabilir diye mi açıklama yapıyor? Hayır, alerjiyle midir nedir öyle bir açıklaması oldu. Yani hatta önemli bir şey olduğu söylendi ama bence de gene de bir iyi araştırılması gerektiğini diye düşünüyorum. Hani onu söyleyen kişi nöroloji uzmanı olduğu için ve baş ağrısıyla da ilgilendiği için hatta önemli bir televizyonda da birkaç yıl önce söylediği için hala acaba ama o söylediği için biraz inanmak zorundayım. Yani çünkü bilgi uzman sahibi bir şey olduğu için araştırmasının sonucunda belki burada böyle bir şey buldu. Daha önce de şey arasında da konuştuğumuz gibi tetikleyici faktörler kişiden kişiye değişebilir. Bu saydıklarımın hepsi her migrene de olacak veya tabii, her atağı değiştirecek aslında diye söylemek. Kişi kendi tetikleyici faktörünü tespit ederse ve toplumda mesela özellikle bayanlarda olmak üzere %70 oranında bir stres faktörü söz konusu.
En tetikleyici 60-70 oranında, yani şeylerin belirttiğine göre bu konuda da hemen hemen çoğu kaynaklar, evet, çoğu zaten uykusuzluk vesaire, bunlar zaten birbirleriyle şeydir, etkiler. Yani uykusuz kalan stressiz olan insan da uykusuz olabilir. Kesinlikle tespit bağlı. Ettikten sonra eğer bunlarla baş edici bazı şeyler, yani diyelim doğum kontrol aparatı, hani başka yönteme geçerse, ama doğum kontrol aparatı %100 mesela sorumludur demek anlamında değil. Hani düşük östrojen düzeyi olursa belki o zaman hatta menstrüel migrende fayda bile sağladığı söyleniyor. Evet. Transepidermal mesela, hani yapıştırma Türkiye'de var mı bilmiyorum. Östrojen şeyi olursa fayda bile sağlandığı söyleniyor yani. O konuya belki birazdan gelir. Evet, bunu tespit edildikten sonra bu kişilerin en önemli şeyi kronik migrene geçişi engelleyebilir. O nedenle mesela stres faktörü diyor. Veya bazı yiyecekler diyor mesela, tam şey olarak belki ayrıntıya girmiş olsa. Bunları tespit eder kişi, eğer bunları tedavi kendisi açısından yapabileceği şeyler varsa, yaparsa tahmin ederim migrenin şiddetinde bir azalma, sıklığında bir azalma söz konusu olabilir. Tabii, değil mi? Bu da çok önemlidir kişi mesela. Kişi kendisini çok iyi bilmesi gerekiyor. Yani boşu boşuna diyelim ki nedir mesela, belki söylemek istediği hani botoks diyecek ama oraya doğru gitmemiş olur. Evet. Yani şey açısından. İlerletmemiş olur. Yani, belki kontrol altına almış olur. O açıdan tetikleyici faktörü şey yapmakta yarar vardır. Özellikle biraz önce kronik migrenden bahsettik. Bu da çok farklı bir boyuta geçiş herhalde. Şurada şeyin komplikasyonu olarak mesela, migrenin komplikasyonları olarak mesela migrende bazen enfarkt oluşabilir. Hani özellikle auralı migrenlerde. Status oluşabilir. Yani statüsten kastımız şudur: 72 saati aşan dirençli, tedaviye biraz daha dirençli olan. Bir de kronik migren oluşabilir. Yani kronik migrenlerde özelliği şudur sınıflamaya göre: ayda 15 günden fazla baş ağrısı oluyorsa ve bu durum 3 ay, en az 3 ay devam ediyorsa bu kişi kronik migrene doğru girmiş demektir. %2 civarında bulunur ve bayanlarda biraz daha sıktır mesela. Yani bunlarda mesela en çok şeylerden bir tanesi genç hastaların, o da eğer gençken başlamış oluyorsa, hani kronikleşme eğilim biraz söz konusu oluyor. Eşlik eden bazı psikopatolojik bulgular oluyorsa, hani somatizasyon veya depresyon vesaire gibi, anksiyete gibi, aşırı kahve kullanımı, yani kronikleştirme eğilimi olarak obezite deniyor, diyabet deniliyor mesela, bazı geçirilmiş kafa travmaları ve en önemlisi farklı de rahatsızlıklara bağlı da gelişebiliyor diyorsunuz. Yani rahatsızlıklardan çok bunlar kronikleştirme eğilimindedir mesela yani. Bir de en çok ilaç aşırı kullanımıdır i̇laç mesela. Tüketimi. Özellikle ağrı kesiciler değil mi? Ağrı kesici veya yani spesifik veya non spesifik olan ilaçlar değil. Migrene özgü olan ilaçlar vardır, triptanlar veya özgü olmayan ilaçlar vardır. Bunlar ayda 10'dan fazla kullanırsa, bu tabii 3 ay devam ederse, bu kişinin kronikleşme eğilimi fazladır. Evet. Peki kronikleştiği zaman tedavi daha mı zorlaşıyor? Birincisi tabii zorlaşıyor zaten. İşte onun için zaten çözümsüz oluyor mesela yani. Burada eğer ilaç bırakılır, diyelim ki ilaca bağlı ise, çünkü ağrı kesiciler, non steroidler, işte parasetamol gibi gruplar, bildiğimiz piyasada ismi çok belki şu anda ifade etmek yanlış olabilir. Triptanlar. Bunu fazla miktarda alıyorsa, bazı hastalar görüyor mesela, en az 15-20 tane aldığını söylüyor. Bir kutu bitirdiğini söylüyor. Bu aslında rebound yapıyor. Yani ağrıyı keseceğine yere ağrıyı daha da şey yapıyor. Artırıyor. Buradaki epizodik dediğimiz migrenden farkı olan, hani belli periyotlarla gelen migrenden farkı olan, şiddeti biraz azalıyor, semptomları azalıyor. Hatta bazen gerilim tipi baş ağrısına benziyor ama bu artık böyle sürüyor. Sürdüğü için tedavisi biraz daha güçleşiyor. O nedenle hani belki ben tam katılmıyorum ama belki bilgi yetersizliği olabilir. Hatta bana iki tane de hasta geldi. Botoks yaptırmış iki kez. Tedaviye ben aldım. Tetikleyici faktörlerin iyi araştırılması gerektiğini düşünüyorum yani. Tetikleyici faktör burada nedir mesela? Yani kişi mesela diyabetliyse herhalde tedavi ettirecek. Artroz nedir mesela? Bunlar da genellikle hani ağrı kesici çok sıkılandıkları için mesela. Bir de sırf mesela triptanlar dediğimiz spesifik ilaçları çok kullanmak istiyorlar.
Yani rapor falan isteyerek çok olur. Aslında bu artık. Hayır. Bunu biraz daha farklı yöntemlerle tedavi etmekte bir ölçüm. Oraya geleceğim. Orayı şey anlatacağım ben. Tamam, daha ayrıntılı tamam. girelim diye söylüyorum da. Tamam. O nedenle eğer ağrı kesiciler kesilir, kısa sürede iyileşirse bu ilaç aşırı kullanımı olabilir. Daha sonra epizodik migren. Ama eğer ilaç kesilmesine rağmen hala şeyse bu gerçekten biraz kronik migren gibi tedavi edilmesi gerekli diye evet. şey yapıyor. Onu biraz sonra belki şey olarak bahsederiz yani. Evet. Eğer baş ağrısında bazı değişiklikler söz konusu ise mesela şöyle. Hastalar yaşamında ilk defa böyle şiddetli baş ağrısı oldu diyorsa, özellikle efor sırasında, hareket sırasında, baş ağrısının karakteri, paterni değişiyorsa, bilinen kanser veya HIV enfeksiyonu olan kişilerde ani bir baş ağrısı oluyorsa mesela, 50 yaşın üstünde, 10 yaşın altında ilk defa baş ağrısı oluyorsa, baş ağrısıyla birlikte epileptik nöbet, sağra nöbetleri oluyorsa, anormal nörolojik bulgular yani şöyle ense sertliği, ateş vesaire gibi oluyorsa ve baş ağrısı ısrarlı olarak tek taraflı oluyorsa, bu hastalarda kesinlikle radyolojik inceleme yapılması gerekir. Evet. Yani hem muayene zaten yapılması lazım ama bunlar da mutlaka yapılması gerekli radyolojik inceleme yapılması gerekir yani. Hı hı. Yapılmazsa zaten atlanmış olur diye düşünüyorum yani hı hı. şey açısından. Migrenin tedavi olarak veya şeyden bahsedersek mesela tedaviden önce bilmiyorum migren ve hipertansiyon deniyor evet, mesela. Tansiyon etkisi muhakkak vardır ama. Şu şekilde mesela normal şartlarda uzun araştırma sonucunda 180'nin altı sistolik tansiyon hı hı. yani büyük tansiyon dediği genellikle 110 hani küçük tansiyon altında ise kronik hipertansiyonlarda tansiyon baş ağrısı yapmaz deniyor. Hı. Eğer küçük tansiyon 12'nin üzerinde tabii ani yükselirse hı hı. 120'nin üzerinde şeyde büyük tansiyonda 160'ın üzerinde ise bu kişilerde hipertansif ansafalopati dediğimiz, tabi göz bulanıkları olmadan, yani burada ansafalopati dediğimiz bilinç değişikliği yapabilir yani. Hı hı. Ve baş ağrısı yapar. Evet. Yani 12 ile 16, 17, 18 olursa, küçük 12, büyük 16, 17, 18 hatta 19 olursa bu kişilerde baş ağrısı olabilir. Yani kronik hipertansiyonlarda. Bunlar da tansiyon düşürüldüğü andan itibaren normal seviyelere 1 saat içerisinde baş ağrısı geçer. Eğer daha önce tansiyonu olmayıp da 160'la büyük tansiyon, küçük tansiyon 100'ün üzerinde olursa, yani normal tansif dediğimiz kişilerde, bunlarda retinopati bulgusu olmadan hipertansif ansafalopati yapabilir. Yani bilinç değişikliği yapar. Hı. Ani yükselirse. Hı. 16 ol. Normal kronik hipertansiyonlarda bu yapmaz. Hı hı. Eğer küçük tansiyon 12'nin üzerinde, 12, 13, 14 yani 120, 130. Yüksel. Büyük tansiyon 22 yani 220, 230 sistolik ve şey bu şekilde olursa bunlarda retinopati dediğimiz göz damarlarını etkileme hatta 3. 4. derecede ve bilinç değişikliği olur. Aynı zamanda bazı nörolojik bulgular verebilir. Çekilen tetiklerinde ise MR'ında ise özellikle beyin arkasında oksipital bölgede iskemik bazı değişiklikler, ödemler oluşabilir. Bunların iyileşmesi birkaç ay bulur. Evet. Yani hipertansiyonla şeyin ilişkisi kabaca bu şekilde. Hı hı. Ama normal şekilde mesela 18'in altında, 11'in altındaysa bu kişilerde baş ağrısı yapma şansı azdır. Evet. Genel normal tansif insanlarda yani daha önce tansiyonu olmayan insanlarda şeydir. Burada biraz önemli olan düşük tansiyonun yüksek olması daha çok. Hı. Onlarda varsa baş ağrısı yapabilir, bilinç değişikliği yapmaz. Yani 12 ile 16'nın üzerindeyse ama aynı zamanda şey, kısa sürede iyileşir. Ama bizim asıl etkilenmesi dediğimiz, hipertansif ansafalopati dediğimiz rahatsızlıkta ise göz bulgusu olur, nörolojik bulgu olur,
MR dediğimiz tetiklerde bulgu olur. Bu hastalar biraz aylar içerisinde iyileşir. Daha uzun bir süre. İlişki bu şekildedir. Yani hipertansif ansofalopati nedeniyle bunlar da genellikle hani eklampsi olabilir, preeklampsi, yanıklar olabilir. Kronik renal yetersizliği olanlarda, alkol yoksunluğu olanlarda, oral kontraseptif kullananlarda, doğum kontrolü kullananlarda, kafa travması geçirenlerde, vaskülitlerde, feokrositomada da ondan sonra otonomik hiperaktivitesi olanlarda değişik bazı hastalıklarda hipertiroidde mesela olabilir. Evet. Yani bunlar araştırır, hem alttaki hastalık tedavi edilir hem de şey olur. Hipertansiyonla şeyin ilişkisi bu düzeyde yani. Evet. Bir de belki doğum kontrol hapı kullanan kişilerden belki biraz bahsetmek gerekir diye düşünüyorum. Kadınlarda migren prevalansı en yüksek 20 ile 40'lı yaşlar arasındadır. Daha önce de söylemiştik %18-20'lere kadar, yani toplumda 5 bayandan bir tanesi aşağı yukarı migren rahatsızlığı denebilir yani. Hani o demek değildir ki hepsi şiddetli migren, yani hafif olabilir, orta olabilir, şey olabilir. Bunlarda doğum kontrol hapları bazen kullanıldığı zaman bunların etkisi şöyle söz konusu olabilir. Doğum kontrol hapları ilk kez kullandığı zaman, daha önce yoksa, migren atağını başlatabilir. Hı hı. Önceden var olan migren sıklığını ve şiddetini artırabilir. Daha önce aurasız migrense auralı hale çevirebilir. Hı. O nedenle menstruasyonla bazen şöyle bir de çelişki vardır yani. Menstruasyonla adetle ilişkili olan bazı migrenilerde düşük östrojen düzeyli preparatlar kullanıldığı zaman hatta faydası olduğu söyleniyor. Hı. Hatta transepidermal yapıştırma bantlar, evet, şeklinde olursa tabii onu seçerek biraz şey yapmak lazım. Hı hı. O nedenle bazı hastalarda gerekli ise bu kişilerde tansiyon var mı? Hı hı. Bu kişilerde auralı migren var mı? Ona kolesterol durumu nedir? Bunlar tedavi edildikten sonra veya eğer sakıncası varsa bu kişiler ayrıldıktan sonra düşük östrojen düzeyli preparatlar kullanılabilir deniliyor. Evet. Ha, ben kullandım, kullanmadım. Hı. Yani işin gerçeğini söylemek gerekirse. Bu biraz şey bilgi, yani ciddi kitapların, textbookların bilgisi olduğu için en azından şey. Ha, kullanıldı ama yeni bir ısrarlı bir baş ağrısı oluyor ve aura oluşturuyor veya uzun auralı oluşuyorsa tabii hemen kesmek gerekir. Çünkü bunlarda iskemik olay fazla olur. Yani hipertansiyon ve şey, iskemik dediğimiz felç durumu yani. Evet. Onun için çok gerekli olmadıkça kullanmamakta belki yarar vardır diye düşünüyorum. Doktorunun tavsiyesi olacak. Tabii tabii, şey açısından. Yani bir bilgi olarak olacaktır. Bilgi olarak sunmaya çalışıyorum. Evet. Gebelik döneminde ise çok önemli. Pardon. Döneminde ise normalde gebe hamile kalan bayanlardan %70'inde ikinci, üçüncü trimesterde baş ağrısı azalır. Evet. Bazen migren atakları değişmeyebilir. Yani migreni vardır, aynen devam edebilir. Hani %70, biz %30'da mı? Bazen de migren atakları ilk defa hamilelik döneminde ortaya çıkabilir. Yani az da olsa. Hani genel bir şey. Çünkü %70'ini dedik ama %15-20'si belki hiç değişmeden, ama bir kısmında da ilk atak ortaya çıkabilir. Eğer daha önce migren olup şeyde ataklar remisyona girdiyse, iyileştiyse postpartum, yani doğum sonrası ilk haftada başlayabilir. Bazen de doğum sonrasında ilk defa mesela baş ağrısı ortaya çıkabilir yani. Burada mesela hafif baş ağrısı ise, hafifse basit analjeziklerle, parasitamol dediğimiz bildiğiniz mesela şeylerle tedavi edilebilir. Bazen gevşeme egzersizleri sessiz ortamla geçiştirilebilir. Ama şiddetli ise, status dediğimiz, hastane şartlarında bazı ilaçları kullanmak gerekir. Şöyle bir dengeleme yapmak lazım. Yani migren statüsünün, şiddetli migren atağının fetüse verdiği risk akıllı ilaç, yani migren ilaçlarının kullanımından daha fazladır. Yani migren statüsü şeye daha fazla zarar verir. Onun için hastane şartlarında işte metilprednizolam olan işte bazı magnezyum sülfat veya kloropromazin diye nöroleptik bazı ilaçlar verir. Bunları
iyi bir şartlarda, ortamlarda belki kullanılabilir. Çünkü o hasta iyileşmezse 3 gün, 5 gün ağrı ve çok şiddetliyse fetüse risk verebilir deniliyor. Evet. Bu konuda küçük bir nokta koyalım. Kısa bir aramız var. Kısa bir ara sonrasında programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili izleyenler. Şu anda söz gitmiyor. Manisa'da bir marka olan La Villa Moda'da en tarz ve eşi benzeri olmayan en şık, en zarif abiye elbiseleri bulabilirsiniz. Şıklıkta sır tanımayan La Villa Moda'da her bedene uygun ve ayrıca tesettürlü, kişiye özel tasarımlarımız da bulunmaktadır. Kıyafet seçiminizde ve özel geceleriniz için La Villa Moda'ya mutlaka uğrayın. Adres: Peker Mahallesi 1706 Sokak No 4 Şehzadeler Manisa Garanti Bankası Ara Sokağı. Bilgi için telefon 234 62 64. Dönerin ustası Hizmet Döner, yeni şubesiyle Muradiye'de. Yeni adıyla Kısmet Döner Ocakbaşı, tüm Manisalıları eşsiz lezzetiyle ve güler yüzlü personeliyle ağırlamaya hazır. Döner, ızgara, pide, sulu yemek ve çorba çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Ayrıca alo paket servisiyle Manisa'nın her yerine ulaşıyoruz. Kısmet Döner Ocakbaşı, hizmette sınır yok. Manisa'da güzellik alanında çığır açan Esi Güzellik ve Estetik Merkezi, kendine önem veren tüm bayanları bekliyor. Salonumuzdaki işlemlerimiz, bay bayan cilt bakımı, buz başlıklı lazer epilasyon, ayak detoksu, bölgesel incelme, özel manikür, ipek kirpik, kirpik perması, protez tırnak, kalıcı oje, kalıcı makyaj, selülit tedavisi, kıl tekniği kaş konturu, kalıcı makyaj ve ayrıca ödem atmak için lenf drenaj cihazlarımızla üst düzey işlemler de yapıyoruz. Esi Güzellik ve Estetik Merkezi iletişim 0236 250 64 43. GSM 0553 064 64 43. Manisa'ya damgasını vuran Hanzade Elit Kaftan'da bir başyapıt olan el işlemeli Osmanlı kaftanlarını bulabilirsiniz. Özel kına gecelerine özgü kaftan çeşitlerini özel dikimlerle Hanzade Elit Kaftan genç kızları sunuyor. Ayrıca kaftan kiralama, taht kiralama, kına gecesi, nişan, düğün ve sünnet organizasyon hizmetini de Hanzade Elit Kaftan'dan alabilirsiniz. Bilgi için telefon 0534 329 29 59. Bayanlar, mutfağınızda keyifli bir şekilde iş yapmak istiyorsanız Erdinç Ticaret Kelebek Mutfağı mutlaka uğrayın. En trend renkleriyle ve sıra dışı tasarımlarıyla mutfağınızı konforlu ve renkli bir şekilde güzelleştirmek için Kelebek Mutfağı seçin. Proje ve çizim ücretsiz ve ömür boyu garantili. Adres: 1. Anapartalar Mahallesi, Konuk Caddesi, 38 Taksim A, 22 Sultanlar Karşısı, Şehzadeler, Manisa. Manisa Çilek Pastanesi, el yapımı lezzetleriyle gerçek İzmir boyozuyla siz değerli Manisalıları bekliyoruz. Adres: Güzel Yurt Mahallesi 5797 Sokak numara 15, Özel Ülkem Koleji Karşısı, Yunus Emre, Manisa. İletişim 0236 290 12 60.
Bayanlar, Miss Class Estetik ve Güzellik Salonu birbirinden cazip kampanyalarıyla güzelliğinize güzellik katıyor. Güzelliğin en klas adresi Miss Class Estetik ve Güzellik Salonu. Doğa dostu, enerji tasarrufuyla bilinen dünyaca ünlü Bosch marka beyaz eşya ve küçük ev aletlerini garanti kapsamıyla Erdinç Ticaret Bosch mağazası en iyi hizmetiyle Manisalılara sunuyor. Teknolojide konforu yakalamak istiyorsanız Erdinç Ticaret Bosch mağazasına mutlaka uğrayın. Kuruculuğunu uzman doktor Nail Sarıoğlu'nun yaptığı ve 2004 yılından bu yana Manisa'da hizmet veren Gediz Tıp Merkezi, modern altyapısı, yenilikçi uygulamalarıyla hastalarının sağlığına kavuşmasında yıllardır öncü sağlık kuruluşu olarak hizmet vermeye devam ediyor. Dahiliye, kadın hastalıkları, doğum, cildiye, üroloji, anestezi ve reanimasyon, psikiyatri, göz, kulak, burun, boğaz, nöroloji, ortopedi, çocuk ağız ve diş sağlığı, fizik tedavi ve rehabilitasyon, genel cerrahi, radyoloji, mikrobiyoloji, sünnet ve acil servisiyle Gediz Tıp Merkezi üstün nitelikli ekibiyle birlikte tüm hastalarının hizmetinde. Hasta ve toplum sağlığını esas alan Gediz Tıp Merkezi tüm ilçeler ile mahallelere fizik tedavi ve seanslarında ücretsiz servis imkanı da sağlıyor. Gediz Tıp Merkezi herkes için ulaşılabilir, iyileştirici sağlık hizmetlerini bilimsel etik ilkelerden ödün vermeden güler yüzlü ve güvenilir bir şekilde sunmaktadır. Hastalık gelmeden sağlığınızın kıymetini bilin. Gediz Tıp Merkezi. Adres: Merkez Efendi Mahallesi, Doğu Caddesi, numara 236 Taksim 26, Manisa. Telefonlarımız 0236 234 9803, 04, 05 ve 06. Faks numaramız 0236 239 1706. Manisa'nın yükselen yıldızı 45 Park AVM. Güzel Yurt Mahallesi'nde 16.200 metrekarelik alanda yükselmeye devam ediyor. 45 ayrı işletmesiyle 500 kişiye istihdam sağlayacak olan buluşma noktası. Türkiye'nin en büyük süpermarket zinciri. Birbirinden enfes dünya lezzetleri. Her yaş grubuna hitap eden çocuk ve gençlik eğlence merkezi. Son teknolojiyle donatılmış sinema salonları. Profesyonel eğitimci kadrosuyla kulüp sportif. 12 adet tropikal bitki ve deniz canlılarının bulunduğu dev deniz akvaryumları. Ücretsiz servis olanakları ve birçok satış noktasıyla. Öngörülen açılış tarihi 30 Ağustos 2017'de Manisalılar ile buluşmaya hazırlanıyor. 45 Park AVM hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için www.45park.net'i ziyaret edebilirsiniz. Kilogram tam dolu tüp, tamamı Türk sermayesi, Demirören güvencesiyle, sigortalı, her ay farklı promosyon hediyelerimizle, 40 yıllık tecrübemiz, hızlı ve güvenilir servisiyle, özel gaz kaçağı kontrol cihazlarımızla ücretsiz tesisat kontrolünü yaparak tüm Manisalılara doğru hizmet vermekteyiz. Üzerinde kabartma yazısı olmayan darbili tüpleri almayın. Barbaros ve Saruhanlı'da da şubelerimiz var. Hayatınız bizim için değerlidir. Erdinç Ticaret Milangaz adres, Utku Mahallesi, İzmir Caddesi, No 31 Taksim B, Şehzadeler, Manisa. Telefon numaramız 231-7245, 211-03-33. Kuruculuğunu Doktor Üzer Dindar'ın yaptığı ve 2011 yılından bu yana Manisa'da hizmet veren Özel Grand Medical Hospital, modern altyapısı, yenilikçi uygulamaları ile hastalarının sağlığına kavuşmasında yıllardır öncü sağlık kuruluşu olarak hizmet vermeye devam ediyor. Hastanemiz bünyesinde tüp bebek merkezi de hizmet verirken 5 ameliyathanede endokrinoloji, genel cerrahi, beyin ve sinir cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji, kulak burun boğaz, göz ve tüm branşlarda tedavi hizmeti vermektedir.
Özel Grant Medical Hospital'la sağlıklı günler sizi bekliyor. Adres: Güzelyurt Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, No 4, Yunus Emre, Manisa. Telefon: 0236 302 0202. Fax: 0236 236 27 28. Farklı tasarımları, Manisalıları taşıyan Ofisom, kamu ve özel sektörün ihtiyacına cevap veren özgün çözümleri sizlere sunuyor. İstenilen ölçü ve projelerle ofis malzemeleri ve dekorasyon çalışmalarında lider marka Ofisom. Biz en iyisini yapmak için buradayız. KDV indiriminden 30 Nisan'a kadar yararlanabilirsiniz. Evet, merkezi katkılarıyla doktorun Manisa programımız kaldığımız yerden devam ediyor sevgili izleyenler. Tabii sorularımız var yine. Özellikle sinüs konusunu ele almak istiyorum. Migrenle ne alakası var diyeceğiz ama tabii bir vatandaşımız sinüzinin olduğunu söyledi ve migreninin olduğunu söyledi. Bazen bu rahatsızlık karıştırılı da biliniyor. Bu noktada neler söylemek istersiniz? Evet, teşekkürler. Yani güzel bir soru. Migren baş ağrısı özellikle aurasız migren. Hani auranın olmayan migren, en sık sekonder baş ağrılarından sinüs baş ağrısıyla, yani sinüzitle karışır yani. Bu karışıklık şöyle yorumlanabilir. Sinüsler üzerinde ağrı olması, burun tıkanıklığı, göz kapağında ödem, burun akıntısı, gözde kızarıklık yani konjüktival kızarıklık, göz yaşarması gibi şikayetler genellikle sinüs baş ağrısında olduğu söylenir mesela. Evet. Ama bu bulgular daha önce de bahsettiğimiz gibi en az %10-15 oranında migren baş ağrılarında da gözükebilir. Hı hı. Bu klinik bulgularla tek başına sinüs tanısı konulamaz. Evet. Hatta hava değişimi yani soğuk olması vesaire, mevsimsel değişimler, alerjenler, maruz kalma ve yükseklik değişimi yani yüksek irtifada sinüzit zemin hazırladığı gibi migren baş ağrısında tetikler. Şöyle bir araştırma yapılmış. 2460 civarında bir araştırma yapılıyor. Sinüs baş ağrısı olarak değerlendirilen yani kendisine sinüs baş ağrısı, o bayan gibi sinüs baş ağrısı, baş ağrım var diyen ve hekimler tarafından korunmuş, sende sinüzit var, sinüs baş ağrısı denilen 2461 hastayı işte Amerika'da inceliyorlar. Bunu inceleyenler arasında mesela kulak burun boğaz uzmanları da vardır. Çünkü şu nedenle inceleniyor, sinüzit denildiği zaman eski dönemlerde daha çok operasyona uğradığı için sağlık sektöründe yoğun bir külfet getirdiği söyleniyor mesela. Bunu yeni kaynaklarda söylüyorlar yani. İncelemişler, bu hastaların yeniden inceledikten sonra %85'inin migren baş ağrısı, %3'ünün sinüzit, sinüs baş ağrısı tamam, olduğu ortaya konulmuş yani. O nedenle şöyle bir değerlendirme yapılıyor zaten. Sinüsler üzerindeki ağrının sinüzitle olduğu inancı yeterli değil, yanlış olduğu söyleniyor. Diyelim ki frontal bölgedeki mesela bu bölgelerdeki baş ağrısı en çok migren ve gerilim baş ağrısında. Hatta bu maksiller sinüs üzerindeki yani yüzdeki ağrılar ise özellikle izole migren bu şekilde başladığı söyleniyor yeni kaynaklarda mesela. O nedenle hatta şu da söyleniyor, migren baş ağrılarının %67 zaten tek taraflı olur. O nedenle hani bu tek taraflıdır, burası ağrıyor, burun akıntısı var demekle olmuyor yani. Kronik sinüzitte
baş ağrısı yaptığına dair yeterli kanıt olmadığı söyleniyor. Yani araştırma. Kronik sinüzit derken mukozal kanınlaşma, retansiyon kisti gibi veya konka hipertrofisi gibi bazı değişik şeyler söylenebilir kulak burun boğaz uzmanlarının söylediği gibi. Bunun baş ağrısı yaptığına dair yeterli kanıt olmadığını söylüyorlar. Bunlar da daha önceki dönemde 15-20 yıl önceki dönemlerde genellikle düz grafiği mesela çekildiği zaman bu retansiyon kisti ve mukozal kanınlaşma iltihabi durum olarak değerlendirildiği için o nedenden kalma bir alışkanlık gibi bende sinüzit baş ağrısı var diye. Üstelik akut sinüzit normalde tedavi edilmesi gerekir. Tedavi edilmezse sifoneus sinüzit vesaire gibi hani daha geniş anatomik lokalizasyon açısından riskli bölgelerdir. Tedavi edilmezse menenjit gibi, beyin absesi gibi şeylere yol açabilir. Kalıcı hasar. Evet, yani yılda insan bir kez belki iki kez olabilir mi? Belki olabilir. Hı-hı. Ama haftada bir gelip de periyodik olarak gelmesi mümkün değildir diye söyleniyor mesela. Hatta şöyle bir araştırmada, o araştırmada 2460 bin kişi araştırmada şöyle bir araştırma yapılmış. Difenhidramin diye bir antihistaminik vardır, verilmiş. Bir kısmına dihidroergotamin diye bir ilaç vardır, migren ilacıdır, veriliyor. Antihistaminik verilen hastada baş ağrısı, migren baş ağrısı da düzeliyor. Hani sinüzitlerde bazı şeylerde preparatların içerisinde vardır. Yalnız buradaki özellik şudur, antihistaminik verildiği zaman kısa süreli etki sağlıyor. Etkinin devam ani olarak kesiyor, kısa süreli etkisi alıyor ama diğer spesifik migren ilaçlarıyla birlikte kombine kullanılmasının gerektiği şeyi söyleniyor. Hani bu aynı zamanda sinüzitle de kullanıldığı için, ortak bir şey olduğu için bu karışıklık yaratıyor yani. O nedenle gerçek sinüzitte altta yatan bir enfeksiyonun olması lazım. Yani bu enfeksiyon pürülen bir akıntıdır. Sarı, gri, yeşilimsi bir akıntıdır. Bu endoskopik olarak nazar endoskopi yaparlar, burun endoskopisi veya tomografi MR'la tespit edilmediği sürece bunlarda ateş olabilir, olmayabilir. Zaten biz genellikle ateş olmayan şeyden bahsediyoruz. Hani sinüzitte, her sinüzitte bildiğim kadarıyla ateş olmayabilir. Eğer bu tetiklerde tespit edilmiyorsa İşte o araştırma yapanların şeyine göre bu kişilerin de migren baş ağrısı gibi tedavi edilmesi gerektiğini söylüyorlar yani. O nedenle kronik sinüzitin şunu söylüyorlar sana, kesinlikle baş ağrısı yapmaz. Düz röntgen yanıltabilir. Yani bizde mesela çıkıyor MR'da ne var? Mukozal kanlaşma, retansiyon. Bu baş ağrısı yapmaz. Sinüste İltihabi durumun sinüs bölgesinde dolu olması lazım. Yani röntgende baktığınız zaman olması gerekir. Tomografi, sinüs tomografisi yapıldığı zaman onların zaten gözüküyor. Eğer bu yoksa diyorlar kesinlikle şey. O nedenle hatta uluslararası baş ağrısı sınıflaması da böyle yapıyor. 2.461 kişide yapılan şeyde %85 zaten migren baş ağrısı. %3 şey. %12'de işte cluster vesaire bazı hemikraniyede değişik baş ağrı tipleri vardır. Onları tespit etmişler. %3 yani kronik baş ağrılarında %3'tür en fazla. Ama sorduğun zaman mesela %10, 20, 30 gibi mesela bahsediyorlar yani. Onun için kesinlikle endoskopik tomografi MR'la iltihabi durumun tespit edilmesi gerektiği söyleniyor. Diyelim ki sinüsler boş. Mukozal kalınlaşma var, şey var. Kesinlikle olmaz deniyor yani baş ağrısı. Evet, konuları biraz hızlandıralım. Tamam. Özellikle kırılma kusurunu işlemek istiyoruz. Kırılma kusurunda yani gözde biraz bir kızarıklık olmadan veya gözün kendi hastalığının bulgusu olmadan göz ağrısı, gözde hastalığı ağrı yapmaz. Yani white eye denen beyaz göz, monosemptomatik olarak, tek semptom olarak baş ağrısı yapmadığı söylenir. Şey için en önemli acil durum olan şey glokomdur. Glokom acildir mesela. Yani orada göz tansiyonu yükselir, pupiller değişir, ondan sonra taş gibi göz olur da bulantı kusma olabilir, frontal bölgede ağrı olabilir. Bu acil şeydir yani. Onun dışında mesela
Şeyde ödem oluşabilir, sklerede kızarıklık olur. O tam bir acil şeydir glokom. Kırma kusurları, yani gözün dışındaki kaslarda dengesizlik, ondan sonra göz yorgunluğu birçok hastada baş ağrısına çok neden olmaz. Yalnız ergenlik dönemindeki 13-19 yaşındaki hipermetrop gözlerde uzun süre mesela şeyde okuldayken uyum yapması gerektiği için uyumdan kastın akomodasyon, gözler birbirine yaklaşır. Pupiller şey olur, daralır. Hani şey okumak açısından, kitap okumak veya şey. O nedenle bir müddet sonra, yani özellikle akşam üzeri künt bir ağrı oluşur. Miyop bundan etkilenmez. Yani şeydeki, gözdeki ağrı şeyi budur. Ha, gözün kendi bulgusu varsa, optik nörit mesela. Ağrı yapar ama göz bulgusu var. Evet. Göz bulgusu olmadan bu söylediğimiz hipermetroptaki uyum sorunu dışında genellikle baş ağrısı yapmaz. O da şudur mesela, okursunuz 45 dakika, hani söylenen, okursunuz ama 15 dakika dinlendirmek gerektiği. Yani uzağa bakıp gözün dinlenerek bu iç rektüslerin biraz dinlenmesi gerektiği söylenir yani. O zaman mesela şey geçer veya ağrı oluşmaz. Onun dışında baş ağrısı olmaz yani. Evet. Migren tedavi olarak mesela migrende baş dönmesi olur. Özellikle aura döneminde. Hatta bunlar da mesela dakikalar sürer, saatler sürebilir. Ama bazen baş ağrısız baş dönmesi olduğu zaman, hatta bulantı kusuruna da eşlik eder, bu kişiler şeyle karışır. Meniyer'le karışabilir. Bunun ayrıcı tanısı da genellikle mesela meniyer'de işitme kaybı, işte kulakta dolgunluk vesaire olduğu için veya kulak testleriyle ayrıcı tanıya gidebilir. Zaten Meniyer'den sonra herhalde en çok görülen baş dönmesi nedenlerden bir tanesi de migrenöz vertigodur. Evet. Bunu da şey yapmayın. Çünkü burada yanıltıcı olan baş ağrısı olmadan da baş dönmesi olur. Onun tedavisi hemen hemen migren tedavisi gibidir yani. Evet. İlerleyen dönemlerde zaten bir baş dönmesi programı yaparız. Çünkü çok da fazla dikkat çekecek bir konu olduğunu düşünüyorum. Çok da önemli bir konu baş dönmesi. Tabii. Bu konu hakkında uygun, yine orada da yine böyle uygun bir konuyu görürseniz açarız. Tabii şey evet, yapabiliriz yani. İnşallah. Ama özellikle toparlamak açısından. Baş bir cümlede şunu söyleyebilirim. Mesela yani ensem ağrıyor diyor mesela. Kireçleme. Hayır. Migrende normalde anatomik şey nedeniyle onu ayrıntısına girmek şey olabilir. Ense ağrısı oluşabilir. Evet. Zaten enseden başlıyor. Bir vatandaşımız öyle söylemiş. Bunlarda, enseden ağrı başlıyor. Bunlarda migren ilaçlarıyla ensedeki ağrı geçer. Ama atroz denilen kireçleme de geçmez. Geçmez. Böyle evet. Bir karışıklık. Hani boynum mu ağrıyor diyor ya. Evet. Bende fıtık mı var diyen insanlara bir bilgi açısından söylemekte. Buna benzer bir şikayet ediyor. Evet, karşılaşılmıyor. Evet, özellikle son olarak tedavi konusunda ilaç kullanımını biraz açacaktık ama çok az bir vaktimiz kaldı. Özellikle baş ağrılarımız ve migren hastasının baş ağrısı, şiddetli baş ağrısı başladı ya da başlamak üzereyken bunu kontrol altına almak açısından çok da ilaca yönelmeden, dediğiniz gibi çok ilaç tüketimi de çok doğru bir şey değil. Bu noktada ne yapmamız gerekiyor, önerilerinizi alacağız. Tabii şöyle mesela migrenlerin mesela %25'inde 4 veya daha fazla atak. Bir kısmında 1-3 atak, bir kısmında 1 veya daha az atak olabilir. Bizim burada atak dediğimiz şey şiddetli atakları olan kişilerde. Bunlar da yani migren normal insanların hayatında bazı değişiklikler yaratacağı için. Yani ne yapabilir mesela? Sosyal hayatını kısıtlayabilir, iş verimini düşürebilir. Evet. Hatta bu da eğer sıksa sağlık şeyi açısından da ekonomik bir yük getirebilir. Yani o nedenle bu kişilerin tanısını doğru koyup hani eğer gerekliyse muayene edip ondan sonra görüntüleme yöntemleriyle tespit ettikten sonra eğer ilk ataksa ondan sonra hafifse basit analjeziklerle değilse bulantı eşlik ediyorsa mesela çünkü bulantı eşlik ettiği zaman gastrik stazda olduğu zaman o sırada mesela ilacın emilimi azalacağı için antiemetik ilaçlarla birlikte verilir. O da geçirmezse mesela şeyle birlikte verilebilir. Triptanlar verilebilir. Bu sıralarda olursa ilaçı fazla kullanmamak yani hepsini tabii birlikte almakta. O da geçirmezse bazı özel ilaçlar vardır. Parantel olarak kusmada eşlik ettiği zaman şey olabilir ve eninde sonunda durdurulabilir. Evet. Bu kişilerde ayda 3-4 veya status migren dediğimiz mesela dirençli migren varsa bu kişiler profilaktik tedavi alınabilir. Yani kısaca bahsetmek gerekirse beta blokerler, antiepileptik ilaçlar, şeye yönelik ilaçlar, kalsiyum antagonistleri verilebilir.
bazı antidepresif ilaçlar, ondan sonra bazı serotonin antagonist denen bazı ilaçlar vardır. Burada hani bahsetmek biraz şey olabilir. O kişinin durumuna göre şey olarak değerlendirilip bu ilaçlarla en az 6 ay kullanmakta. Etkinlik durumu da mesela 4-6 hafta, yani bir ilaca başladıktan sonra bir aydan önce karar vermemek gerekebilir. Karar da şudur mesela. Bir insanda ataklar %50'yi azalıyorsa bu tedavinin uygun olduğunu düşünün. Yoksa %100 tedavi etme diye bir şey yok. Tabii ki, kesinlikle. Olabilir de şey değil yani. Hı hı, evet. Yani kısaca da bu şekilde bahsetme. Belki botoks şey diyorsunuz. Botoks da evet, hani kısaca söylenebilir. Duyuluyor. Ama. Yani kronik migrenlerde eğer tedavi edilemiyorsa, hani 1 yıl 2 yıldır tedavi edilemiyorsa, özel izinle Sağlık Bakanlığı'ndan getiriliyor herhalde. Özel kişiler yapabiliyor. Burada botoksun amacı ağrı yönlerini, yollarını değiştirdiği söyleniyor. Baştaki bazı ensedeki kaslara şey olarak yapılıyor. 3-6 aylık sürede ağrıyı ortadan kaldırabiliyor. Bazen 6 aya kadar sürebilir. Ondan sonra tekrarlamak gerekiyor. Ama benim önerim ise tetikleyici faktörlerden mutlaka kişiler kendilerini tespit ettiği zaman, bunları yenme başarısını gösterdiği zaman buna gerek kalmaz. Buna gerek kalmayabilir diye düşünüyorum. Evet, ha gene kalmaz. De olabilir ama azalır evet, diye düşünüyorum. Evet, yani. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. İnşallah ilerleyen dönemlerde biz sizi tekrar burada aramak istiyoruz. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, baş ağrıları ve migren hakkında önemli bilgiler aldık değerli konuğumuzdan. Tabii her zamanki gibi bize ayrılan vakti yine bugün de sonuna geldik. Bir başka programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın ve sağlıklı kalın efendim.